Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Biraz da hastalık bastı. Ses de kısıldı. Fenerbahçe'de İsmail Yükse'ye 48 kat zam haberiyle başlıyorum. Hocam sen de mi zam ya? Maalesef ben de zam yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Jesus'un gelişiyle Fenerbahçe'de yükselişe geçen isimlerin başında geldi İsmail Yüksek. Ve günümüz koşullarına göre düşük kalan maaşı güncellendi. Sözleşme uzatıldı. Ve İsmail Yüksek 2027'ye kadar Fenerbahçe'de. 6 ay önce 350 bin euro olan piyasa değerini 4 milyon 800 bin euroya çıkarttı hayatımın en güzel günlerinden biri dedi bakın piyasa değeri 350'den 4.8'e çıktı ve imzaya attı ee, İsmail Yüksek soyadı gibi yükseklere çıkmaya başladı baştan Milan olmak üzere birçok takımın talipli haline dönüştü yani birçok takımın takipçisi olduğu bir isim haline dönüştü birçok takımın taliplisi olduğu isim haline dönüştü 350 bin eurodan 13.7 kart artarak 4 milyon 800 bin euroya piyasasını çıkarttım. İlk geldiğinde yılda 250 bin liraya anlaşmış arkadaşlar. 2020 yılında. Ve 5 yıllık imza atmıştı Normalde Haziran 2025'te mukavelesi bitecekti ama Haziran 2027'ye mukavele uzatıldı. Sezon başına 10 milyon TL garanti ücret ve 2 milyon lira da bonus alacak diyor. Yani 48 kat zam diyor Arkadaşlar bu böyle değil. 250 bin lira garanti ücret maç başı 40 bin TL diye biliyorum. Yani 10 maçta oynasa 400 bin TL. kadroda bulunması bile yetiyor. İşte 30 30 maçın kadrosunda bulundu 1.2 milyon TL. 250 bin de oradan 1.450 hani 1.5 milyon lira gibi bir şey idi. Bu yeni sözleşmede 10 milyon lira garanti ücret de 2 milyon lira garanti ücret maç başılar devam edecek diye biliyorum. Yani maç başılar yine 40 binden herhalde 60 bine çıktı diye biliyorum. böyle bir durum var. Hani bunun bu sözleşmeden yeterince emin değilim bu haberden için bir şey yani bunu söyleyeyim ee, çok fazla duyma vakıf değilim ama ben böyle biliyorum <laughs> ya da böyle olacağını tahmin ediyorum asıl bombayı söyleyeyim mi size taraftarın istediği oldu Arda Güler konusunda mutlu son Fenerbahçe Arda Güler ve ailesiyle prensipte anlaşmış 25 Şubat'ta profesyonel kontrat imzalama hakkı kazanacak biliyorsunuz 18'ini <laughs> doldurmuş oluyor ve 2027-28 sezonuna kadar nikah tazelenecek. Şimdi For yeniden forma giymeye başladı 17 yaşındaki oyuncu. Futboluyla mest etmeye devam ediyor. Ciddi bir sakatlık geçirdi ve Fenerbahçe'de taraftara Arda Güler konusunda müjde vermeye hazırlanıyor ki taraftar daha da güzel müjdeleri hak ediyor. Daha da güzel müjdeleri belki de bulacaktır. Şimdi genç futbolcu 25 Şubat'ta 18 yaşına basacak. Ee, ve profesyonel sözleşme imzalayabilecek. Peki hocam detaylar nedir? Detaylar şu şekilde. 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır diye bir madde varmış. Böyle bir madde yok. Hocam varmış ya. Ya böyle bir madde yok. Ya da yürürlükte hiç olmadı. Olmayacak böyle bir madde. Anladınız mı? Şimdi Fenerbahçe'ye çıkış maddesi koydurmak istemiyor ama koyarsa da 30 milyon ile 60 milyon euro arasında bir madde olabilir. Bunu da söyleyeyim. Arda Gözbebeğimiz tabii ki de eterini bulursa satılabilir. Cesus üstüne titriyor. Hem fiziksel hem taktiksel idmanlarda Arda Güler'le özel ilgileniyor ve gelişimini sağlamak adına çok uğraşıyor. Anladınız mı? Hocam peki daha fazla süre alacak mı? Alacak. Şimdi ben alacak dedim ya. İlk yapacağınız iş şu olacak. Hani hocam? Hani bu maçta yok? Hani hocam? Bu maçta az süre aldım. Ya süre alacak merak etmeyin. 1500 dakikayı geçer geçmez bir şey söyleyemem ama daha fazla süre alacak merakınız olmasın. Fenerbahçe'de Oster Volde için takas teklifi. Hocam müjde şimdi Arda Güler'le sözleşme uzatılması mı? Mutluluğum bu mu? Hem sözleşme uzatılması hem daha fazla süre alacağının garantisini ben veriyorum. Rahat olun. Ya tabi sakatlık vesaire olmazsa. Şimdi transfer çalışmasını sürdürüyor Fenerbahçe. Parma'daki Hollandalı sol bek Jaden Osterwolde. Bu arkadaş için İtalyan ekibine her türlü teklifi sunmaya hazırız ve takas teklifini de hazırlanıyormuşuz. Öyle söylüyor. Bir numaralı hedefimiz sol bek. Bir numaralı sol bek Osterwolde. Selahattin Baki çok uğraşıyor. 25 yaş altı kontenjanı falan filan diyor ama Osterwolde 21 yaş altı kontenjanını tam doldurmuyor. Alt yaş kategorilerinde oynamıştı yok ama Belki de o maddeyi kaldırdılar. Yani 21 yaş altındaki 3 tane yabancıyı da ekstra ekleyebiliyorsun diye bir madde eklediler belki de bilemem ben onu. Şimdi 21 yaşındaki futbolcu için takas formülü var. İtalyan ekibine en son 5,5 milyon euro önermişiz, sonraki satıştan %20 pay. Bunu da bana soruyor arkadaşlar. Hocam böyle bir şey varmış doğru mu? Ulan ben daha size transferin ilk ilk bu ismi veren benim. Size ne dedim? 5 milyon euro artı sonraki satıştan da 15-20 pay verebileceğimizi belirttik. Bizim teklifimiz direkt bu oldu. Adamlar 10 milyon euro istiyor diye. Sonrasında arkadaşlar var mı benim duyumlarıma ters düşen bir duyum? Var mı? Siz söyleyin. Benim söylememe gerek yok. Siz söyleyin. Yani varsa var deyin. Yani ben hangi duyumu verirsem onun peşi sıra gidiyor arkadaşlar haber. Şimdi e, Miha ihtimal ediyor haberde. Böyle bir ihtimal yok. Mauricio Lemos ihtimali var ama Lemos'u beğenmiyorlar. Buruma ihtimali var mı? Var. Buruma'yı ver. 5.5'a saydır mesela. Misal veriyorum. Eğer parma isterse bu oyuncular takasta kullanılabilecek. Ee, Zais içinde Cenova'da oynadı falan. zais bir kere asla parmaya gitmez. Alt ligde parma. Buruma da gitmez, Lemos da gitmez. Bence bu transfer olursa sadece dediğim gibi 5 milyon euro civarında bir paraya olacak arkadaşlar. Bu arada Buruma ile ilgili de enteresan bir şey söyleyeyim. Lisansı çıkarılmayan, çıkarılamayan Buruma 86 milyon liraya mal oldu diye bir haber var. Şimdi ben öncelikle Ali Koççu değilim, ya da Ali Koççu savunan böyle fanatik bir adam değilim. Bu videoyu ben 22 Ocak sularında çekiyorum. Muhtemelen 23 Ocak'ta yani maç gününde 23 Ocak pazartesi günü maç gününde Fener'in maçının olduğu günde izleyeceksiniz. O güne kadar belki de birçok gelişme yaşanacak. Hocam sen niye kolaj yapıyorsun? Arkadaşlar kolaj yapmak zorundayım. Çünkü gelişmeler çok fazla. Haberler çok fazla. Eğer ben size video çekecek olsam günde 5 tane video çekmem lazım. 15'er dakikalık 20'er dakikalık. Ben kısaltıyorum. Ee, sıraya koyuyorum. Gelişme olmayacak haberlerde kolajlıyorum bilginiz olsun ama önemli değil o İçinde de güncel duyumlar da oluyor en net bilgiler oluyor inşallah şimdi Burma sezonun başında yabancı kontenjanı yabancı sınırı yabancı sıkıntısı dolayısıyla sözleşmesi yani lisansı çıkarılamayan bir daha doğrusu lisansı dondurulan bir isim haline dönüştü ve Burma'nın bon servisinin alındığı açıklandı fakat bu açıklama taraftarda infiale sebep oldu. Dediler ki taraftar. Ya dediler bu kadar maliyet bir de oynamayan oyuncu için. Şimdi biz bu ayı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladık. Zorunlu şartlı satın alma opsiyonu öyle söyleyeyim. Ama Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi 2. yöneleme turunda Dinamo Kiev maçlarında toplam 70 dakika. Avrupa Ligi 3. yöneleme turunda Slovaçko maçlarında 95 dakika sahada kaldı. Yani bir şekilde denedik. Şimdi 28 yaşındaki kanat oyuncusu ligde ilk hafta Ümraniye maçında 27 dakika görev aldı. Ve transfer dönemi kapanınca TFF dedi ki oynatamazsınız. Ve UEFA'daki listede de yer almadı. Ligde de yer almadı. Ama o arada ciddi bir sakatlık geçirdi. Yani 1-2 ay sakat olacağı belliydi. Yani burada Fenerbahçe'nin tamam kabahati var diyebilirsiniz. Kabul ediyorum. Ama yani ee, bunu söylerken de gerçekleri inkar etmeyin. Oyuncu sakatlandı arkadaşlar. Yani oyuncu sakatlandı. Oyuncu sakatlandı. Sakatlandığı için oynayamadı. Biz de dedik ki hala hazırda bu sakatlandı. iki ay yok. Bari savunmayı güçlendirelim. Çünkü ciddi bir plan üzerine alınmıştı. Şimdi diyorsunuz ki hocam bu Rumadan bir şey olmaz. Ya siz ee, şöyle söyleyeyim size. Bu Rumadan bir şey olur olmazı ben bilemem. Ben Jesus değilim. Ama Jesus'un kafasında 50 tane tilki vardı. Bence tilkiler gitti. E aynı şekilde Rossi'nin de müthiş bir gol asist sayısı var. Hiçbiriniz beğenmiyorsunuz. Değil mi? 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. 4 milyon 250 bin euro bonservis. Yaklaşık 86 milyon 400 bin lira. Bu Rumayla ilgili ben size birkaç tane iddia söyleyeyim. Hangisi doğru siz karar verin. İddia 1. Samet Akaydın transferinde direkt Samet Akaydın'ın 3.7 milyon eurosuna bedel olarak Adana Demirspor'a verilecek. Bir kere net olarak söylüyorum. Bu yapılırsa Samet bedavaya gelmiş olur. Vurmaya mecbur verdin o parayı. Mecbur verdin 3.7'den kurtulmuş olsun. Bence Samet bedavaya gelmiş olur. Umarım olur. 2. Vurma için bir Arap kulübüyle görüşme halindeyiz. Ve 4.250'den daha yüksek bir bedele satmak üzereyiz. İnşallah bu da gerçekleşir. Bu gerçekleşirse Samet Akaydın 3.7'den daha da aza denk gelmiş olur. Çünkü 3.7 atıyorum 4.250 aldık. 4.5'a sattın. Bir kere Samet Akaydın hem bedavaya gelmiş olur hem yıllık ücreti bedava olmuş olur. 2. Üçüncü ihtimal Rossi satılacak. Buruma onun yerine kullanacak. Rossi eğer 12'ye falan satılırsa ben yine Buruma'dan çok zarar edeceğimizi düşünmüyor. Bak Buruma Rossi'ye göre daha fizikli. Jesus eğer ben bu Rossi'yi gönderip bunu oynatacağım derse ben yine saygı duyarım. Jesus kadar hiçbirimiz bilmiyoruz bu futbolu. Yine saygı duyarım. Yani ihtimaller bu şekilde. Hocam sağ o sahinin yerini oynatmayı Arkadaşlar bunu ben sadece düşünüyor olarak söyledim. Kesinlikle o sahinin yerini oynatacak diye bir şey söylemedim ki. Hadi sizin dediğinizi yapalım. 10, 11 milyon euro teklif varmış O sahiyi 11'e sattı. Burumayı sağ bek Ben yine kardayız derim. İnanın yine kardayız derim. Ama böyle bir ihtimal yok. Onu da söyleyeyim. E Burma için beklemede kalın arkadaşlar. Olur mu? Son haberimiz. İspanya'dan olay transfer iddiası. Valencia. Daha doğrusu da Ries Mertes ve Valencia Barcelona'nın listesinde. Haber bu şekilde. Şimdi son dakika transfer haberi diye vermişler. İspanya Ligi, İspanya La Liga devi Barcelona için dev bir iddia gündeme geldi. Aslında Barcelona için dev bir iddia değil. Bizim için dev bir iddia. Yani açık söylemek gerekirse bizim için dev bir iddia. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray için dev bir palavra şey, iddia. Memphis Depay'ı gönderdi Barcelona maliyete uygun bir forvet almak istediğini belirtti Depay'ı da konuştuk daha önce o yüzden tekrar etmiyorum hani hocam Atletico Madrid 3'ü alırken biz niye alamadık çünkü Atletico Madrid değiliz o yüzden alamadık şimdi Galatasaraylı Dries Mertens ve Fenerbahçe'li Enner Valencia'nın Barcelona'nın gündeminde olduğu iddia edildi bir şey söyleyeyim Valencia için hay hay kabul başımın üstünde yeri var doğrudur doğruluk payı vardır. Kabul ediyorum. Allah aşkına hiç Mertens'in kaç yaşında olduğunu araştırdınız mı? Bir araştırın da bakın bakalım kaç yaşındaymış. Ya hocam kaç yaşında olursa olsun iddia adamların gündemindeymiş falan. Neyse okuyayım ben. Öte yandan Barcelona'nın golcü transfer listesinde eski Adana Demirsporlu Zuba da varmış. Bir şey söyleyeceğim. Bu haberi yapan sarhoşken mi yaptı? Ayıkken mi yaptı? Onu çözemedim. Yani Bak. Bu haberi yapacağına de ki Fenerbahçe sezonun başında Zubay almak istiyordu. İşte Zuba'nın son hali. Bak Zuba'ya dönüşmüş. Ee, bunu söylüyor. Barcelona'da hareketli saatler falan filan. Arkadaşlar haber baştan sona ısmarlama ve palavra haber olduğu belli. Yani Valencia'yı isteyecek Barcelona. Şunu isteyecek. Tamamen full e, sallama bir haber. Arkadaşlar açık ve net söylüyorum. Sallama bir haber. Bu haberin gerçeklik payı yok. Bu habere inanan arkadaşlar elimde satlık köprü var. Uygun maliyette bırakırım. Haberin devamında diyor ki Barcelona onu alamazsa Belotti'yi alacakmış. Listede Belotti de varmış. Merak ettim Belotti'ye baktım. 15 milyon euro piyasa değeri gözüküyor. 28 Ağustos 2022'de katılmış Roma'ya. <laughs> 1.81 boyundaki Forvet'in bu sezonki istatistikleri mide bulandırıyor. 19 maç 2 gol. 660 dakika. 2 gol de Avrupa Ligi'nde atmış. Bir şey söyleyeyim mi? Bir nevi Allah korumuş Fenerbahçe'yi. Firmino'yu yazmış. Firmino'nun zaten bizimle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Alexis Sanchez 34 yaşındaki Şilili oyuncu. Bir kere Marsilya bu arkadaşı kullanıyor. 34 yaşında olsa da kullanıyor, 1.69 boyunda olsa da kullanıyor. 23 maça çıkmış, 1728 dakika. 9 golü var. Neyle almayı düşünüyorsunuz siz bunu? Hocam bak keşke bunu alsaydık tuttu bak bu adam. Ben bunu sana niye versinler? Bir diğer isim senenin başında hani adı çok geçti ya bizimden. Luis Muriel. Hiç merak etmiyor musunuz ya ne yaptılar diye. Yazın sözleşmesi bitiyor 31 yaşındaki forvet. Muriel 11 maç 583 dakika bir gol 3 asist. O da kötü. O da kötü arkadaşlar. Biz şimdi Batu Şua'yı falan aldık siz ne kadar da çöplüğü olsanız da. Ne kadar da çöplüğü olsanız da hani Batshuayi bir markadır. Attığı gol sayısı vesaire. Oliver Giroit Giroit Allah var bu sene hiç bizimle adı anılmadı. Normalde anılırdı ama anılmadı. Fakat Giroit şu yaşına rağmen şu yaşına rağmen 36 yaşında arkadaşlar. 30 Eylül doğumlu. 24 maç 9 gol, 6 asist, 1583 dakika. Şu yaşına rağmen Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ciroit Fenerbahçe'ye alınsın dediği zaman birçok futbol ukalası atıp tutmuştu. Şimdilerde de Lucas Moura. Herkesin isteği. Ya arkadaşlar bende mi sorun var sizde mi sorun var? Tottenham'ın oyuncusu. Bir kere. 30 yaşında bak bir kere. 11 maça çıkmış. 269 dakika. Allah rızası için. Bu kadar Avrupa takımı gerizekalı mı? Niye hiçbirinin niyetinde yok da? Niye hiçbirisi üstüne düşmüyor da? Niye hiçbirisinin alma niyeti yok da? Fenerbahçe alır niyetindesiniz. Gerçekten merak ediyorum ya. Ya arkadaşlar bu kadar Avrupa takımı aptal mı? Niye almıyor da bize al yani bize istiyorsun? Dembele, Morelos, Zuba diye de gidiyor. Bunlara da bakmanın üzümü yok. Ve son haber Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık. 15 milyon euro. Transfer sezonuna girildi. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'la puan farkını eriterek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Jesus gözü bir yandan transferde bir yandan Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe'de gidecekler gelecekler netleşmeye başladı. Çaykur Rize spor maçında hatırlarsanız 2 gol birden Valencia'dan geldi ve Fenerbahçe'de transfer hız kesmeden sürüyor. Samet Akaydın geldi. Evet başka kimse gelmedi ve beklentiler arşa çıkmış durumda sürpriz ayrılık. Brezilya basını Flamengo temsilcilerinin Diego Rossi için Fenerbahçe ile görüşme yapacağını yazdı. Uruguaylı kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapıyı 15 milyon eurodan açması bekleniyor. Rossi bu sezon tüm kulvarlarda 10 asist yaparken 3'te gol kaydetti. Şimdi habere bunu eklediğin zaman 15 milyon euro mu yapıyor Rossi? Bunu ekleyince Arkadaşlar Diego Rossi 12 milyon euro veren bir kulüp olursa satarız. Tabii ki de ağzımız 15'ten açabiliriz. Bunda bir abes yok. Oyuncu daha 24 yaşında. Uruguay'ın geniş e, futbolcu havuz kadrosunda yer alıyor. Bugün hangi dünya devi alsa Rossi'yi <laughs> geleceğini kurtarmış olur. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri. 1529 dakika oynamış. 3 gol 10 asisti var. 3 gol 10 asist ne demek ya? Yani 5.5 milyon euroya alındı. Ee, 14 milyon euro piyasa değeri var. Ya yani transfer market yetkilileri 14'te de 18 yapsalar hiçbiriniz itiraz edemezsiniz. O eder hocam 18 dedir. 58 eder dersin. Öyle klas bir futbolcu. Fakat Flamengo yetkilileri en son 5.5 milyon eurodan 6.5'a çıkabileceklerini söylediler. 6.5 milyon euroya da biz satmayız. Bilginiz olsun. Evet bu videoda da toparlayacak olursak Arda Güler müjdesi verdik. Valencia'ya Barcelona Palavra. Zaten Fenerbahçe'ye devam edeceği benziyor. Rossi için 15 Palavra ama 12'ye olabilir. E, için her yol deniyoruz. Buruma için 3 ihtimali söyledim. Lukas Muray falan beklemeyin. İsmail Yüksek olayını anlattım. Osterwolde'yi konuştuk. Zayt için doğru duyumlar verdim. Lemos gitmek istemiyor. Barcelona Valencia olayı Palavra. Depay'ı zaten biliyorsunuz. E, Zuba Firmino ha, Firmino zaten alamayacaktık. Zuba'nın durumu malum. Hiç almamışız. Diyoruz. Alexis Sanchez zaten bize vermezlerdi. Muriel durumu malum kötü. Ciroit keşke alabilseydik ama belli. Samet Akaydın Diego Rossi diye konuştuk. Hepinize katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe taraftarının yar ve yardımcısı olsun. Görüşmek üzere.